Herkese merhaba. Bugün kanaldan en çok gelen Ripple sorularından bir tanesini yanıtlayacağım. Bir de bir şeyi fark ettim. Arkadaşlar Ripple üzerinden yatırım yaparken çok fazla böyle popüler mottolarla hareket ediyorlar. Bunların biraz açıklanması lazım. Başlarken hatırlatalım. Hiçbir paylaşım, hiçbir yorum, yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk değerlendirmeniz doğrultusunda yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle Ripple Bitcoin gibi üretilebilen, doğrulanabilen bir mekanizma değil. Ondan dolayı farklı bir arz modeli var. Bu 2017 yılında tasarlandı. Yaklaşık 55 aylık sürecek bir kilit açım süreci, bir escrow custody, cüzdan saklama sistemi var Ripple'ın. Şimdi bu doğrultuda her ayın işte başında piyasaya bir miktar Ripple arz ediliyor arkadaşlar. Buna yönelik işte fiyatın değiştiğini görebiliyoruz. Bunun çok çok iyi incelenmesi lazım. Bunun çok çok iyi değerlendirmesi lazım. 2017 yılında ilk bu sistem başladı ve Ripple Labs'in stratejileri doğrultusunda 55 aylık bir süre boyunca her ay piyasaya sürülerek toplam 1 milyar token tasarlandı. Öngörülen zaman çizelgesine göre de şimdi çok önemli son tutar Aralık 2023'te dolaşıma verilecek. Bakın burada benim sistemimde takvimim bulunuyor. Şimdi bir önceki kilit açıma bakalım. Escrow Unlock'a bakalım. Buradan ben biraz büyüteyim dilerseniz. Temmuz 1'de ben buraya reminder koymuşum bir tane. Bakın burada 1 Temmuz'dan itibaren parça parça bir salınım var. Şimdi on-chain verilerde işte kilitli kısmın 100-400 tekrar 100-200 ve 200 milyonluk Ripple'lar toplamda 5 parti halinde arz edildiğini gösteriyor. Temmuz 23.59 itibariyle, özür dilerim, tam 00 itibariyle gerçekleştirildiğini görüyoruz. Şimdi serbest kalan miktarın 52 milyar adetlik dolaşımdaki arzın %1'inden fazla olması Ripple'ın fiyatının olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü insanlar fiyatla gözle görülür bir olumsuz etki tespit edilmedi. İşte scalp'a müsait kısa bir süre scalp'a müsait zigzaklar çizdi. 0.476 bandında işlem görürken bir 1.90'lık %1,90'lık bir geri çekilme yaşadık ama işte oradaki olumlu atmosferden dolayı tekrar %4'e kadar bir değer kazandı. Tekrar yükselişini sürdürdü. Bu da bize şunu gösteriyor. Ripple günden güne popülerleşiyor arkadaşlar. Şimdi şu önemli konuyu size aktarayım. Hiçbir token sahibinin, hiçbir blockchain sistem sahibinin işte böyle sırtında Süpermen'in pelerini işte elinde Musa'nın asası yoktur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Token'a, blockchain sistemine o değerini veren fonksiyondur ve reel hayata ne kadar yakın olduğudur. Reel hayattaki bir problemi ne kadar rahat bir şekilde çözdüğüdür. Bu bizim için önemli. Bir dijital varlık reel hayatta bir problemi ne kadar doğrudan çözüyorsa, ne kadar ne derece fonksiyonel bir yenilik getiriyorsa bizim için o kadar önemli ve o kadar değerlidir. İşte Ripple için de başta söylediğim mottolar ve fonksiyonunun, felsefesinin, stratejisinin iyi olması, reel hayattaki yansımasının doğru olması işte bu değeri bizlere getiriyor. Bizim burada dikkat edeceğimiz tarih, bakın, escrow unlocklar. Buradan ben reminder'ı atmışım bu ay için. Ve bu banttaki fiyat hareketlerini de indikatörler üzerinden takip etmişiz. Şimdi gelelim son 55. ayın çözüm tarihine. Son 55. ayın çözüm tarihi. Şöyle, bu da kaymış. Düzeltelim sizle beraber. Şöyle çekiyorum. Evet.
Bir aralığa set ettim. Şimdi yine takip edeceğimiz bir konu aslında asparagas da olabilir bu. Ama birçok Amerikan tandanslı forum sitelerinde geçiyor. Gary Gaston'ın görevden alınacağına yönelik. Bu gelirse Temmuz ayı içerisinde çok mini bir buhar rallisi yaşayabiliriz. Bu da bu süreç dahilinde artık son token çözüm tarihinden itibaren Ripple üstündeki fiyat baskısının iyice kalkacağını ve yaklaşık olarak 0.70-0.80 USD bandına oturacağını düşündürüyor bana. Tabii kendi kararınızla asla yatırım tavsiyesi değildir. Özetlersek escrow unlock tarihlerine dikkat edeceğiz. Bu tarihteki trendi iyi ölçümleyeceğiz. Buradaki alım satım oranlarına iyi bakacağız. Hacme çok iyi bakacağız. Satış baskısına çok iyi bakacağız. Ve dikkat ederseniz bakın biz 1 Temmuz'da dedik. 1 Temmuz'daki ben size şeyi az önce aktardım. Toplam düşüş ve yükseliş eğrisini öyle miktarın çok olmasına rağmen aşırı bir satış baskısı yemedi. Hatta trend tersine %4'e yakın bir yükseliş yakaladı. Ripple'ı takip ederken mutlaka bu kilit açım sürecilerine dikkat edelim diyorum. Sorunuz varsa Telegram üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Yorum olarak ulaştırabilirsiniz. Yorumlamamı istediğiniz bir varlık varsa bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Herkese iyi akşamlar, iyi yatırımlar diliyorum.